Sevgili adaylar, hepinize merhaba. Üniversitemizin Maslak kampüsündeyiz. Ben Meslek Yüksekokul Müdürü Yiğit Şerif Karabulut. Bugün sevgili Levent İncedere hocamla birlikte sağlık programlarına, daha doğrusu sağlık ön lisans programlarına ilişkin bir sohbet gerçekleştireceğiz. Puanlarınız belli oldu, sıralamalarınız belli oldu. Şu anda bütün bir sene vermiş olduğunuz emekleri yapacağınız doğru tercihlerle taçlandırmaya geldi sıra. Dolayısıyla bu doğrultuda biz de sağlık programlarına ilişkin bir söyleşiyle bir araya gelmiş olduk. Tabii ki adayların bu ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunacakları eğitim olanaklarından önce toplumun temel sağlık ihtiyacı üzerine biraz sohbet etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Sevgili hocam, sağlık ve tabii ki bununla birlikte sağlık sektörü neden bu kadar göz önünde ve kıymetli? Hocam, biz aslında birlikte uzun yıllardır sağlık sektörünü izliyoruz. Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz bu eğitim kurumunda. Hatta bu eğitim kurumunun ortaya çıkışı, Meslek Yüksekokulu öncesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun ortaya çıkışı da bu öngörüler üzerine kuruluydu. Türkiye'de son 20, belki biraz daha uzun süredir sağlık sektöründe önemli değişimler ve dönüşümler gerçekleşiyor. Bunun mevcut sağlık politikalarıyla doğrudan bağlantısı var. Burada sağlık kurumları sayısı artıyor. Hatta yani özel sağlık sektörüne baktığımızda son 20 yılda %100'ün üzerinde bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Ama bununla beraber toplumda sağlık hizmetlerine erişim, ulaşım, sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından da ciddi bir artış söz konusu. Şöyle ki yaklaşık 20 yıl önce biz bütün nüfus ortalama 2,5'a yakın defa hekime başvururken, örneğin geçen yıl 10 defa hekime başvurmuşuz. Pek tabii ki bu konuda tartışmalar var. Yani burada özel sağlık sektörünün büyümesi ve oluşan, yaratılan talep gibi değerlendirmeler de söz konusuyken, yani sonuç itibariyle Türkiye'de sağlık hizmetlerine genel olarak baktığımızda hastane sayıları çok ciddi şekilde artmış durumda. Dolayısıyla sağlık çalışanı sayısı ciddi şekilde artmış durumda. Bunlarla bağlantılı bir biçimde, belki bunlara da neden olacak bir biçimde, bir kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına ilişkinde ciddi bir farklılık oluşmuş durumda. Birincisi bu. Tabii ki bu arada teknolojinin, bilimin, bütün dünyadaki gelişmelerin etkisi de var burada. Böyle bakıldığında Türkiye'de sağlık sektörü çok önemli bir sektör haline gelmiş durumda. Çok küçük bir rakam vereyim. Sadece sağlık kurumlarında, yani hastaneler, işte poliklinikler, tıp merkezleri vesaire diye saydığımızda 1 milyon 350 bin çalışan olduğunu kaydediyor Sağlık Bakanlığı. Yani TÜİK'in son 2024 yılında ücretli çalışan rakamına baktığımızda da 15 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Biraz yuvarlarsak, yani her 10 kişiden birisi bir sağlık kurumunda çalışıyor görünüyor. Ya da isterseniz sadece sağlık kurumunda değil, bağlaşık sektörleri de, yani medikal ve benzeri sektörleri de eklediğinizde bu neredeyse 10 kişide 2 kişiye çıkıyor. Yani 5 kişiden birisi sağlık sektörü ya da sağlık sektörüyle bağlantılı bir alanda çalışıyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir sektörden, giderek büyüyen bir sektörden bahsediyoruz ve bu nedenle daha fazla göz önünde, daha fazla ilgimizi çekiyor, daha fazla dikkat çekiyor ve daha fazla tercih edilir hale geliyor. Kişiler kendi geleceklerini kurgularken sağlık mesleklerini daha fazla tercih eder hale gelmiş durumdalar. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bu sektörü bu kadar gelişmiş ve göz önüne getiren unsurlar, örneğin teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda, demek ki bundan sonra da bu göz önünde bulundurma durumu, büyüme akıl almaz diyebileceğimiz bir hızla büyüme durumu gelecekte de yine bizi şaşırtmaya devam edecek herhalde. Şöyle doğru, yani bir görüş, Türkiye'de sağlık sektöründe bir meslekler açısından da kurumlar açısından da belli bir doygunluğa ulaşıldığına dair ya da bu alanda belli bir noktaya gelindiğine dair kimi görüşler var ama rakamlara baktığımızda öyle görünmüyor. Örneğin Türkiye'de hekim sayısına baktığımızda, işte hemşire sayısına baktığımızda ve diğer sağlık çalışanlarının sayısına baktığımızda, örneğin OECD ortalamalarına göre en sondaki ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bizim hekim sayımız, hemşire sayımız ve
sağlık çalışanı sayımız beklenenin çok çok altında. En az yarısı diyebiliriz. OECD ortalamasına ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasına baktığımızda sağlık çalışanı sayımız beklenenin hemen hemen yarısı. Bu yetmez. Başka bir rakam daha paylaşayım. Geleceği öngörebilmek için başka bir rakam daha paylaşayım. Örneğin 10 bin kişiye düşen yatak sayısına baktığımızda da, yani biz buradan sağlık kurumu sayısından da bahsedelim aynı zamanda. 10 bin kişiye düşen yatak sayısına baktığımızda da biz OECD'nin yani yaklaşık %25 falan altındayız. Dolayısıyla gelecekte, yakın gelecekte Türkiye'de herkesin erişebileceği ya da en azından gelişmiş ülkelerin, OECD gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi noktalara ulaşmak hedeflendiğinde bugünkü sağlık çalışanı sayısının en az 2 katına, bugünkü sağlık kurumu sayılarının en az %25 fazlasına ulaşması beklenmelidir. Toplumda bu düzeyde bir sağlığa erişim olanağı en azından altyapı açısından oluşabilmesi için. Bu bile bize yakın gelecekte, öngörülebilir yakın gelecekte sağlık mesleklerinin geçerliliğini korumaya devam ettiğini, tercih edilen ya da ihtiyaç duyulan meslekler olacağını altyapı açısından da gösterebiliyor. Evet. Şimdi yakın geçmişte anneler, babalar ve tabii ki bununla birlikte adaylar üniversite diplomasını zihinlerinde birçok kapıyı açacak bir unsur olarak görüyorlardı. Hatta hele de bizim üniversiteye hazırlandığımız yılları düşünecek olursak, üniversite diplomasını elde etmeyi bırakın, bir üniversiteye yerleşip orada eğitim görmeye başlamak dahi bu öğrencinin, tırnak içerisinde ifade etmek lazım, hayatını kurtaracağı algısı ile onların zihninde şekilleniyordu. Peki üniversite diplomaları, tabii ki bunun içinde sağlığı da ayrıca konuşmak gerekecektir ama halen bu kadar kıymetli mi? Yani evet, bu çok önemli bir tartışma aileler için ve adaylar için de sanırım çok önemli bir tartışma. Yani nihayetinde üniversiteye gidip bir diploma sahibi olup bir meslek ile hayatına devam edeceği varsayımı söz konusu. Gelin görün ki bugün gerçek tam böyle değil. Bugün Türkiye'de yani örgün eğitim 4 milyon civarında öğrenciden bahsediyoruz. İşte uzaktan ve açık öğretim eklediğimizde 7 milyonun üzerine, 8 milyona da yaklaşmış bir üniversite öğrencisi sayısı var. Dolayısıyla Türkiye'deki insan gücüne ve mesleklerdeki ihtiyaçlara baktığımızda fazla mezun olduğu herkesin herhalde görebileceği bir gerçektir. Ancak yani hani bazı meslekler var diyerek başlayayım ya da şöyle düzelteyim. Üniversiteyi kabaca ikiye ayırmakta fayda var. Birincisi işte lisans ve üniversite eğitimi diye genel olarak bilinen, bir de meslek eğitimi verilen okullar var. Söz konusu olan meslek eğitimi verilen okullar olduğunda diploma konusu biraz daha farklılaşıyor. Hatta bir adım daha ileri gidelim. Meslek yüksek okulları dediğimizde diploma konusu biraz daha farklılaşıyor ama eğer sağlık hizmetlerine, sağlıkla ilgili mesleklere gelirsek diploma konusu çok özel bir hale geliyor. Sanırım başka birkaç meslekte var. Yani hukukta, işte tıpta var. Birkaç meslekte var ama sağlık söz konusu olduğunda diploma sanıldığından çok önemli hale geliyor. Basit örneklerle ifade etmeye çalışayım. Örneğin sağlık teknikerliğinden yola çıkayım. Sağlık meslek yüksekokulu ya da meslek yüksekokullarındaki sağlık programlarının mezunlarının diplomalarından yola çıkayım. Bir tane görüntüleme merkezi açmak istiyorsunuz ya da bir tıbbi laboratuvar açmak istiyorsunuz. Eğer bir tekniker diploması yoksa, yani sadece uzman hekim ile bir görüntüleme merkezi ya da bir tıbbi laboratuvar açamazsınız. Mutlaka bir teknikere, o teknikerin diplomasına ihtiyacınız var. Hatta çok daha iyi bir örnek var. Bizim de üniversitemizde olan optisyenlik programı. Yani Türkiye'de günlük hayatta bilindiği biçimiyle gözlükçü açabilmek için bir optisyenlik programından mezun ve diplomaya sahip kişiye ihtiyaç var. Bunlar dahi bize, başka örnekler de eklenebilir. Sağlık mesleklerinde diplomanın hala geçmişten geldiği biçimiyle önemli olduğunu gösteriyor. Zaten sağlık mesleği genel olarak diploma önemli meslek diye tarif edilir. Uzmanlığın ve diplomanın çok önemli olduğu meslekler olarak ifade edilir. Kamudaki atamalar, kamuda çalışan oranları düşünüldüğünde bir veriye göre sağlık çalışanlarının %65'i kamuda çalışıyor. Yani dolayısıyla bizim öğrencilerimiz de KPSS sınavlarına giriyorlar.
kamuda çalışıyorlar. İşte bugün Türkiye'de en düşük memur maaşını düşünürseniz ki onun biraz üstünde ücretle çalışma hayatına başlıyorlar. Sağlık meslekleri hem diplomalarının önemi açısından hem de kamuda çalışma olanakları özel sektör bir yana düşünüldüğünde diploması hala önemli meslekler sıralamasında galiba ilk sıralarda yer alır. Aslında değindiğiniz son optisyenlik örneğinden yola çıkarak zaten bir sonraki konuşmayı planladığımız aşamada şunu düşünmek lazım. Mesela hazır geçmiş dönemlerden bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda yüksek öğrenimini tamamlamış, hatta kariyerini belli bir yola sokan, belli bir seviyeye getiren adayların sonrasında yeniden tabii ağırlıkla ön lisans programlarını tercih etmek kaydıyla yeniden üniversiteye, yüksek öğrenime geri döndüklerine şahit olabiliyoruz. Bu kariyerlerini sürdürmek adına tercih edilmiş bir yol olabileceği gibi kariyerlerine yeni bir yön çizmek için de söz konusu olabiliyor elbette. İnsanlar ön lisansa bilhassa sağlık programlarına neden bu kadar ilgi duymaya başladılar? Yani biraz önceki ifadelerle tamamlayarak söyleyeyim. Bir tanesi sağlık mesleklerine olan ihtiyaç sağlık sektöründeki büyümeyle orantılı bir şekilde devam etti. Ve yine öngörümüz, biz sizin yıllardır bu kurumda da hem sağlık sektörünü hem de sağlık eğitimini analiz etmeye çalışıyoruz. Geleceği öngörmeye çalışıyoruz ve bugüne kadarki öngörülerimiz büyük oranda gerçekleşti. Yine öngörüyoruz ki önümüzdeki yıllarda da sağlık mesleklerine olan ihtiyaç az önceki altyapıya ilişkin verdiğim rakamlar nedeniyle de devam edecektir. Dolayısıyla bir, sağlık mesleğine olan ihtiyaçların devamı. İki, toplumda sağlık mesleklerinin saygınlığının devamlılığı ve hala önemli bulunması ve insan sağlığının önemli açısından bakıldığında. Üçüncüsü, kamuda çalışma olanakları olması bakımından. Bir diğeri işte kamunun dışında özel sektörde de çalışabilme olanağı bulmaları bakımından. Örneğin optisyenlik gibi kendi iş yerlerini kurma olanakları olan programlar olması bakımından sağlık meslekleri ve özelde de sağlık teknikerliği, sağlıkla ilgili ön lisans programları önümüzdeki dönemde de geçen yaklaşık 10 yıldan beri olduğu gibi tercih edilen, hızlıca hayata başlanan, çoğunlukla işte optisyenlikte çok gördük, ikincil meslek haline getirilen programlar oldu. Hocam, ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler aslında kendi alanlarında bir defa program ayrımı yapmaksızın tekniker olarak resmi bir şekilde adlandırılıyorlar. Bu alanda başka bir kullanım da ara eleman olarak ifade ediliyor. Tabii bu ara eleman ifadesi hem adayları hem de öğrencileri daha düşük bir düzeyi işaret ettiğine ilişkin bir ikileme sürükleyebiliyor. Bu işin doğrusu tam olarak nasıl yorumlanmalı? Ya bu aslında çok önemli bir konu ve üzerine gerçekten tartışmak gereken ve doğru kavramları kullanmak gereken bir konu. Bir kere ara eleman olmanın kendisinin küçümsenebilir bir şey olmadığını düşünmek lazım. Dünyada, geçmiş ülkelerde ve bizim ülkemizde de çok ciddi bir şekilde ara eleman ihtiyacı var. Fakat gelin görün ki bu ara eleman kavramını kullanırken de doğru kullanmadığımızı düşünüyoruz. Şimdi yani ara eleman kavramı eğitim açısından, meslekler açısından ara eleman kavramı Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı'nda tanımlanmış. Şöyle deniyor, deniyor ki bir ürün çıktısı olan yani bir mal üretilen teknik bir üretim sürecinde yaratım ve kontrol kademesiyle yani mühendislik ve yönetim kademesi diye düşünelim burayı, üretim kademesi arasında yani işçiler ve teknisyen kademesi. Kontrol ve yaratımla üretim kademesi arasındaki geçişi sağlayan, yönlendiren sürece ara eleman denir diye tanımlamışlar. Ve teknikeri de bu ara eleman kategorisinde tarif etmişler. Tanımını yapmış bu konferans. YÖK tarafından düzenlenen bu konferansta Türkiye'de ara eleman böyle tarif edilmiş. Gelin görün ki sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda sağlık teknikerliği bu ara eleman tanımına uymuyor. Çünkü sağlık hizmetleri bu biçimde hani yaratım ve kontrol kademesiyle üretim kademesi arasında bir kategori değil açıkçası. Sağlık multidisipliner bir alan ve birçok mesleğin bir arada olduğu, ekip çalışmasının çok önemli olduğu
ve teknikerlerin sağlık hizmetinin önemli aktörleri olarak görev aldığı, olmaksızın bazı sağlık hizmetlerinin verilemediği, tekniker olmaksızın bazı sağlık hizmetleri bir bütün olarak ortaya konulamadığı bir meslekten bahsediyoruz. Dolayısıyla evet, teknik işleri, sağlıkla ilgili teknik işleri yapan, yüksek teknik bilgiye ve mutlaka beceriye sahip olan teknikerlerden bahsediyoruz. Ama bilindiği anlamda ara eleman tanımına uymayan bir teknikerden bahsediyoruz sağlık söz konusu olduğunda. Aslına bakarsanız geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın kaynaklarında da önce yardımcı sağlık personeli olarak, şimdi de son yıllarda diğer sağlık personeli olarak tanımlanır sağlık teknikerleri. Hiç ara eleman kavramı sağlıkta, Sağlık Bakanlığı'nda ya da bilimsel çalışmalarda, makalelerde kullanılmamıştı. Dolayısıyla ara elemanı doğru bir şekilde tarif ettiğimizde, sağlığı doğru bir şekilde tarif ettiğimizde sağlık teknikerliğinin bir ara eleman olmadığını çok açıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla herhalde kısaca şuna da bağlayarak bitirmek lazım. Çünkü hem adayların hem de ailelerin bu tercihleri yaparken zihinlerindeki temel soru şu. Bizim çocuğumuz hızlı bir şekilde iş sahibi olabilecek mi? Meslek sahibi olacak mı? Hayata atılması kolay olacak mı? Dolayısıyla mezun olunduğu zaman iş bulma hızı ve iş bulma olanakları itibariyle de sağlık alanının nispeten diğer alanlara kıyasla bir adım daha önde olduğunu söylemek mümkün. Doğru. Hatta Türkiye'ye yapılmış genel bir çalışma var. Türkiye'deki üniversite mezunlarının ilk işlerini, mezun olduktan sonra ilk işlerini bulma sürelerinin ortalama 6,5 ay olduğu söyleniyor. Söz konusu sağlık olduğunda bu süre daha da kısalıyor. Özellikle ön lisans olduğunda KPSS ve benzeri yöntemlerle okulu bitirir bitirmez direkt, yani yaz aylarında yapılan bir KPSS sınavıyla işte sonbaharda kamu çalışanı olarak hayatlarına devam edebiliyorlar. Özel sektörde hızlıca iş bulabiliyorlar. Özellikle işte bizim ilk ve acil yardım gibi programlarımızdan mezun olan paramedikler çok hızlıca iş bulabiliyorlar. Optisyenler hemen kendi işlerini kurabiliyorlar. Ameliyathane teknikerliği gibi, tıbbi laboratuvar gibi programlardan mezun olanlar da hızlıca, başka örnekler de verilebilir, İlk aklıma gelenleri söylüyorum, hızlıca iş bulabiliyorlar. Doğrusu gerçekten de Türkiye'de bugünkü ekonomik koşullarda ve gelecek kaygısının bu kadar yüksek olduğu dönemde hızlıca meslek sahibi olmak ve yani kabul edilebilir bugünkü düzeylerde, iyi olduğunu kimse söyleyemez pek tabii ki, ama kabul edilebilir düzeylerde gelir sahibi ya da bir ücret sahibi olabilmek için sağlık teknikerliği halen geçerliliği olan, hızlıca meslek sahibi olup hayata atılınabilen mesleklerden bir tanesidir diyebiliriz. Evet hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı bir söyleşi oldu. Sevgili adaylar, biz programın başında da ifade ettiğim gibi tanıtım sürecimize devam ediyoruz. Üniversitemizin hem Maslak hem de Şile kampüslerinde ön lisans, lisans ve hatta lisans üstü programlara ilişkin bilgi almak isteyen adaylar burada virgül koyduğumuz diyelim söyleşinin devamını kampüslerimizde yüz yüze gerçekleştirebilirler. Efendim gelin, üniversitemizle tanışın, bizlerle tanışın, aklınızdaki bütün soruları sorun ve ondan sonra da hayal ettiğiniz kariyere doğru sizi yönlendirecek olan tercihleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştirin. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.